Ah Allah'ımıza bin şükür. Bir saat Allah'a kut. Tamam. Biz çekelim baş başa kalsın. Buyurun, buyurun, buyurun. Bırakın beni. Parlar parlar. Öldüm. Şimdi canlıyı göster bana. Şöhret de istiyor bu arada. Şöhret istiyor. Bakın şöyle. Şöhret masraf demek. Hayır, diziler, filmler olmayacak mı? Şöhret de istiyor oğlak. Buyurun. Bilmiyorum. Ya şimdi her bir burcu şu alandan alıyorsun diyoruz ya şansı. Bu sene şöhret mi olmak istiyorsun kardeşim? Biraz istiyorsun. Ev mi almak istiyorsun? Onu da istiyorum. Onlara soruyorum. Evlenmek mi istiyorsunuz? Evliyseniz eşinizle beraber daha güzel planlar mı? Yani bu sene her konudan yana şansınız olacak. Çünkü mesela Mart'la Temmuz ayları arasında parasal bir sorumluluğun altına da girilecek. Yani bir şey alabilirsiniz, o dönemde bir şeylerin altına girebilirsiniz, bir borcun altına girebilirsiniz. Ama bu sene en çok oğlakları konuşacağız. Acaba neyin altına girecek? İkili ilişkiler ve özel hayatın detayları devrede 10 Ocak'taki tutulmayla beraber. Yani partnerinin ve eşinin hayatında önemli olaylar olabilir. Çünkü bu bir ay tutulması 10 Ocak itibariyle. Ve 21 Haziran'da bunlar da... Bunlar negatif şeyler mi, pozitif mi? Olumlu diyelim. Tabii ki olumlu. Niye olumsuz olsun? Tamam. Aynı zamanda evet yine taşınmayla ilgili, yer değiştirmeyle ilgili ya da bekar olan oğlaklar için evlilikle ilgili konu ve olaylar dediğim gibi 10 Ocak ve 21 Haziran'daki tutulmalarla beraber hayatlarını şekillendirebilir. Sağlıklarına dikkat etmeleri gerekecek sevgili oğlakların. Özellikle önümüzdeki sene 5 Haziran... Yaşlılığa bağrı kireçlenme. Mesela bu sene çok çalışacak oğlaklar ve bu sene çok güzel işleri imza atacaklar ama mesela nefesle ilgili sıkıntı ve problemler artabilir. Mesela alerjiler, nefes darlığı, sıkıntıları ve problemleri yaz aylarına dönen göre biraz dikkat bile etmek lazım. Babamda var. Sigara içmez, bir şey yapmaz. Yok, yani normal, düz adam ya. Evet. Evet. İyiyiz yani. Fena bence çok iyi. Bence çok güzel yani.